Nereye? Okula. Levent'le konuştun mu? Konuşmadım. Hayır, sana o kadar söyledim. Yorulursun hasret. Hepsini kaldıramazsın dedim. Bak, sonuçta ne oldu? Derste uyuyakalmışsın. Dün gece sabaha kadar çalıştım ondan. Her zaman böyle olmaz ki. Derslerim birikti diye oldu. Bak bir daha böyle... Bir daha yok hasret. Bundan böyle okula da gitmeyeceksin, Fransızca kurslarına da. Ama... İtiraz istemiyorum. Bitti. Kızım, Levent sana artık okula gitmeni istemiyorum demedi mi? Yorgunluktan bitkin düştüğünü, sınıfın ortasında uyuyup kaldığını, biraz ara vermen gerektiğini söylemedi mi? Ne yapayım anne? O kadar ödev yaptım. Vermeyeyim mi? Boşuna mı yaptım? Ben Levent'le konuşurum, merak etme. Bir şey demez. Hasret Hanım'ın klibi daha yeni dönmeye başladı. Albümün iadesi için daha çok erken değil mi? Biliyorum, biliyorum. Satışlar çok beklediğiniz gibi değil ama... yani emin olun artacaktır. Peki o zaman nasıl istiyorsanız öyle yapın. Senden ricam, Hasret'in Fransızca dersiyle ilgili biraz daha müsamaha göstermen. Hasret için en iyisi bu. Murat'la da konuştum. O da çok fazla yüklenmeyecek. Desene artık. Murat onu derse tutmak için bile bile yüklenmeyecek kıza. Bile bile? Levent Bey... Sonra konuşuruz. Sınıfa gelmiyor musun? Murat Hoca'yı bekliyorum. Tamam o zaman, sınıfta görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ödevimi getirdim. Yaptın demek. Yapacağım demiştim. Güzel. Özenle hazırladığın belli. İlk fırsatta okuyacağım. Hadi. Derse girmeyecek misin? Ben aslında... Buraya kadar gelip geri mi döneceksin? Hem bugün çok önemli konuları işleyeceğiz. Hadi. Tamam. Bir derslik gireyim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Ya Gülnaz, niye inat ediyorsun? Bak hala zaman var, gel vazgeç şu muhtarlık işinden be. Hatırlarsan biz beraber vazgeçmiştik bu işlerde Kobra Efendi. Ama sen döneklik ettin. Artıkın katlanacaksın olanlara. Ben mahallemiz başıboş kalmasın diye yaptım çiçeğim. Bak çoluk çocuk sahibi kadınsın be. Yani inşallah olacaksın. Olacağım inşallah. Hem ben çocuk da doğururum, muhtarlık da yaparım. Kime ne? Yaşa be Gülnaz. Kesin sen kazanacaksın bu seçimi. Sağ olasın, inşallah. Yemekte ne var Cafer? Karnıyarık, sebzeli pilav, ha bir de zerde. Çok güzel. Hepsi de birer tabak koy, büyük olsun. Tamam, hemen. Mağdur ol, kazanırsın dediler. Hem mağdur olduk, hem mağlup olduk ya. Merhaba. Hoş geldin Levent'ciğim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sizden bir sözleşme örneği istemiştim ya, onu almaya geldim. Ben onu gönderecektim sana kuryeyle, niye zahmet ettin? Bu tarafta işim vardı, uğrayıp alayım dedim. İyi etmişsin, uzun zamandır görüşemedik zaten. Hadi gel. Ben çıktığı alıp geliyorum. Tamam. Alayım. Sağ ol Nakiş. Nakiye bize kahve yapar mısın? Hemen yapıyorum. Nasılsın görüşmeyeli? Aynı, iş güç. Neyse ki tatil yakın. Tatil? Balayından bahsediyorum. Ha. Karar verdiniz mi nikah tarihini? Henüz değil.
Ben işleri ayarlamaya çalışıyorum. Biliyorsun, yazın Hasret'in turnesi olacak. Seni iyi tanıyorum Levent. Bence sen bir yolunu bulup bu nikah işini bir araya sıkıştırırsın. Yani bu işler çok uzatmaya gelmez. Çok güzel bir düğün olacak sizinki. Bakalım. Ondan sonra da Murat'la Ceren'inkini yaparız. Murat'la Ceren mi? Evet. İyi de onların arasında bir şey yok ki. Sadece arkadaşlar. İşte burada. Yok arkadaş, olmayacak ya. Sandıktan kobra çıkmayacak. Muhtarlık ayarları suya düştü. Ne oluyor be? Nereye gidiyor bu adam? Abat'a gidiyor. Ne avantı be? Dayısından miras kalmış. Göl kenarında bir ev, bir de yüklü para. Bu darlıkta çekildi artık. Ne diyorsun be? Desene bir Gülnaz bir ben kaldık. Nizam'ın oyları toplarsam ben şaka maka Gülnaz'ı bile geçerim ha. Ya dayı, sen bütün gün uyuyorsun. Bir de her şeyden haberin var. Nasıl oluyor bu? Rüyamda görüyorum, rüyamda. Efsane geri dönüyor. Açılın be. Sen biliyor muydun böyle bir şey olduğunu? Ben arkadaşlar diye biliyordum. Size söylemediklerine göre vardır Murat'ın bir bildiği. Hemen açıklamak istemediler herhalde. Belki de sürpriz yapacaklar. Ben sürprizi bozdum sanırım. Belki de ben yanıldım. Kusura bakmayın. Ne kusuru Levent? Uzun zamandır duyduğum en güzel haber bu. Ceren'i zaten çok beğeniyordum. Murat'la harika bir çift olurlar. Keşke. Değil mi Ethem? Vallahi ben öyle bir şey hissetmedim. Yalnız bu konuyu benden duyduğunuzu Murat'a söylemeyin. Yo. Şimdi yine ortalık karıştırdım diye bozulur. Sen hiç merak etme. Ben bu konuda ağzımı bile açmam. Bakalım ne zaman söyleyecekler. Kahveler geldi. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Armonide aynı anda duyduğumuz sesler önem kazanır. Melodi nasıl yatay bir zamansal hat üzerinde ilerliyorsa, armonide dikey olarak ilerler. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Melodi yatay, armoni dikey. Çok güzel. Söyleyin bakalım kimler Nizam'a oy verecekmiş? Kokoreççi Süleyman, Sibop Halil. Yumur Ali, İğneci Fatma. Trifirki Erbil, Oynak Suzan. Vay. Kelle Necmi. Rapunzel Aykut. La Rapunzel de mi verecekmiş Nizam oy? Vallahi bana öyle dedi. Allah. Aha bak geliyor işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kobra. Nasılsın Aykut'cum? İyiyim Kobra. Bak kardeş, şimdi Nizam muhtar adaylığından çekildi ya. Oy açıkta kalmasın. Sen bana oyunu verir misin? Veririm Kobra abi. Ayıpsın abi. Ay yaşa be. Oy sanadır abi. Çok sağ ol Aykut. Akşama yemeğe gel bana, tamam mı? Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah kardeşim. Abi. Sağ ol kardeş. Başka kim vardı lan? Söyleyin bakalım. Hoşça kal. Yine gel. Hı-hı. Aa, bu ne be? Kocaman paket. Geldi. Nesin Hanım geldi. Ne var Nakiye? Geldi. Ne geldi? Bu geldi. Paket. Ay ne var acaba içinde? Ay çok heyecanlı. Ne bu şimdi? Pembe panter. Ay Nesin Hanım. Bu benim oyuncağım. Senin oyuncağın mı? Küçükken ben bununla oynardım Malatya'daki evimizde. Sonra taşınınca kaybolmuştu. Bakın. N harfi de var. Ay annem işlemişti. Peki bunun o adamda ne işi var? O adam beni tanıyor Nesin Hanım. Hem aşık hem tanıyor. Ay.
İyi de onların arasında bir şey yok ki. Sadece arkadaşlar. Efendim Sevgi? Levent Bey, Koli Koli Hasret Hanım'ın CD'leri geldi. Tamam, bırak göndersinler. Ben sabah konuştum zaten. Diğerleri bize yeter. Sabah konuştuğunuz yer değil, her zaman en çok satış yaptığımız yerden iadeler geldi. Allah kahretsin. Tamam Sevgi, sonra konuşuruz. Gelelim geçen haftada üzerinde durduğumuz modal müzik konusuna. Bu konu üzerinde çalıştınız değil mi arkadaşlar? Hı? Evet. Şimdi anlarız. Modal müzikte Hint müziğinin temeli olan makam hangisidir? Hasret? Lokriyan Mudu. Yanlış mı oldu? O kadar da çalışmıştım ama karıştırdım herhalde. Hayır, karıştırmadın. Doğru cevap, Lokriyan Mudu. Gerçek. Tebrik ederim. Kolay bir soru değildi. Teşekkür ederim. Çayını beğenmedim Cafer. Afiyet olmasın o zaman. Bana bak, benimle ters gitme istersen. Zaten daha yüzüğünü de bulamadın. Kız, tamam şarkı bu akşam söylüyorsun. Ana! Hangi şarkı lan? Şey... Kobra bir dakika. Ya sen bir dakika sussana. Ayva çiçek açmış, kobra mı gelecek? Gülnaz bu seçimi nasıl kaybedecek? Herkes muhtarıyla gurur duyacak. Tıs diye diye kobra gelecek. Oy 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 doyamadım. Lan sanki bunun sonu biraz olmamış mı ne? Niye ba? Bence hiçbir yeri olmamış. Ya sen bir dakika bir karışmaz mısın acaba? Allah Allah ya. Bal çiçek. Ya bir yüzük için bu kadar kötü olmak zorunda mıyız? Ha bir yüzük öyle mi? Bir yüzük. Lafın gelişi işte. Çayını demle Cafer. Bir seninle sonra konuşalım anacığım. Tamam. Ya Kobra şu yüzüğü ver artık lütfen. Seçimde oyunu bana verirsen vereyim. Vermeyeceğim. Cafer, yüzük bende, güç bende. Tamam mı? Vallahi iyi düşün. Bu yüzük çok uygunsuz bir yerlerden de çıkabilir yani. Kobra, bu senin yaptığına resmen şantaj derler. Bu aşka da montaj derler. Şantaj, montaj, şantaj, montaj. Ya, of ya, of! Merhaba Sayma Hanım. Merhaba. Hasret evde mi? Sana söylemedi mi? Neyi? Hasret okula gitti. Okula. Ödevini verip gelecekti. Sana haber vereceğini söylemişti. Hayatım, belki Levent yanlış anlamıştır. Hemen umutlanma. Nesini yanlış anlayacağım Ethem? Sevgililer diyor işte. Sen yoksa sevinmedin mi bu işi? Yok hayatım, niye sevinmeyeyim? Ama biliyorsun Murat'la Ceren çok samimi arkadaşlar. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Ay niye öyle diyorsunuz Ethem Bey? Aşk bu. Ansızın kapıyı çalıveriyor işte. Sen bir şey gördün mü Naki? Yani Ceren'le Murat arasında? Vallahi geçen gün tatlı yapacağım dediğimde Murat Bey hemen telefona sarılıp Ceren'i aradı. Hangi tatlıyı sevdiğini sordu. Ya bence çok düşkünler birbirlerine, onu biliyorum. İçimden bir his, yakında her şey çok daha güzel olacak diyor. Ay inşallah. Bir de şu pembe panterin sırrını çözebilsek. Müzik mi dinleyeceğiz hocam? Bu güzel dersi müzikle bitirmek istiyorum.
Kimin seyircisi hocam? Tamam artık, soru sormak yok. Herkes kendini müziğe versin. C'est l'histoire d'un amour, ma complainte c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme. Pleine de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le bien. Un éclair où l'on s'enlace, c'est où l'on s'enlace. Sen de eşlik etmek ister misin? Edemem ki, nasıldı? Hadi Hasret, söyle. Hadi söyle. Hadi. Fransızca biliyorsun zaten, değil mi? Canım o kadar değil. Hadi Hasret. Çok güzel. Bence söyleyebilirsin. Hasret, benimle gelir misin? Dersteyiz Levent. Sen buna karışma. Hasret, gelir misin? Levent. Gelir misin diyorum sana. Levent! Ne yapıyorsun Levent? Levent! Levent, bırakır mısın kolumu? Kim bu adam? Levent Bey, Hasret'in prodüktörü. Levent! Lütfen yapma, ne yapıyorsun? Levent, kendine gel. Bin arabaya. Bin arabaya. Geliyorum, tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Levent, konuşsana! Her şey yolunda mı Murat Sınıftaki Bey? Sınıftaki eşyaları odama getirir misin? Hemen toparlanıp çıkacağım. Tabii. Sayın mahalle halkı, ben hepinizin oyunu istiyorum. Şapkadan hizmet çıkacak. Yarın sandık başına gelin, oyununuzu doğru adrese verin. Benim adım Kobra, bizde her şey dobra dobra. Helal Bey, alkış, alkış. Bravo, bravo. Helal olsun. Sağ olun, sağ olun. Dobra. Ha. Hadi ya. Ha. Ha. Bu arada bir kilo patates alana 2 lira, 3 kilo alana 5 lira. Sarı bu patatesler, sarı.
Şş lan bana bak. Bana da bir güzellik yaparsın artık herhalde. Herhalde dondum kız. Burada soğukta. Muhtar olayım sana güzellik değil, güzellik salonu açacağım ba. Hadi be. Sen merak etme. Ay. Bir tur daha atalım ama. Öf ver hadi. Abi bir tur daha at. Ayva çiçeğe kaçmış, kobra mı gelecek? Gülnaz bu seçimi nasıl kaybedecek? Herkes muhtarıyla. Artık senin de internette bir sayfan var Nakiye. Bu kadar çabuk mu? Hı hı. E ne olacak şimdi? Bilgilerini gireceğiz. Ben nüfus cüzdanımı alayım o zaman. Hayır öyle değil Nakiye. Nasıl? Daha özel bilgiler. Mesela ilişki durumun. İlişki durumun derken? Yani ilişkin var mı yok mu onu soruyor. Herkese soruyor mu bunu? Evet. Seçenekler var. Buradan işaretliyorsun. Benim ilişki durumum biraz... Ay ne bileyim bilmiyorum ki. Seninkinde ne yazıyor? Karışık yazıyor. Ay benimki de karışık. Yaz yaz sen karışık yaz. Ne yapıyorsunuz bakalım burada kafa kafaya vermiş? Ceren bana internette sayfa oluşturuyor. Ay biliyor musunuz Nesrin Hanım? İkimizin de ilişkileri karışık çıktı. Ya. Nakiye seninki karışıktan da öte. Yalnız Ceren'cim seninle hiç konuşmadık. Hayatında biri var mı? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim Nesrin Hanım. Gerçekten karışık. Zor tabii erkekler. Hele bazıları. Tahmin bile edemezsiniz. Yo ederim ederim. Şu ne? Şu? Mesaj kutusu. Oradan birileriyle mesajlaşabiliyorsun. Ya. Ya. Gerçekten mi? Hı hı. Hasret! 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 Ne oldu? Yol boyunca konuşmadın, şimdi mi konuşacaksın? Sakın bana bağırma! Çünkü haksız olan sensin. Neden? Okula gittiğim için mi? Sana söyledim. Okula gitmeni istemiyorum dedim. Beni düşündüğün için değil mi? Evet, seni düşündüğüm için. Beni düşünseydin okulda herkesin içinde beni rezil etmezdin. Yeter! Duydun mu beni? Yeter! Artık keyfine göre hareket etmeni istemiyorum. 50 kere söyledim, bir kez daha söylüyorum. Prodüktörün ve nişanlın olarak. Bir daha benden habersiz adımını bile atmayacaksın. Ne oluyor? Hasret. Otur bir anlat. Beni rezil etti anne. Kolumdan tutup sınıftan çıkardı. İstemiyorum onun albümünü falan. Bana emirler veremez o, tamam mı? Veremez. Kızım dur. Ne bunlar? Levent göndermiş Koraylı. Senin için dikilmiş. Öyle mi? Sağ olsun. Çok düşünür beni. Sözünden çıkmamı istemez. Ondan izinsiz adım atmamı istemez. Ne sanıyorsa kendini. Hiçbir şeyini istemiyorum onun. Hiçbir şeyini. Hasret. Yeter ama. Hiçbir şeyini. Hasret. Sen karışma anne. Ben onu kırmayayım diye 80 defa düşünüyorum. Onu yaptığına bak. Sözüm ona çok değer veriyor bana. Çok seviyor. Senin sevgiden anladığın bu mu ya? Bu mu? Müziği içinde hissedebiliyor musun? Müzik, ışık, hava, İstanbul. Hepsi sensin. Şimdi sahnedesin. Uçuyorum. Yerde değilim. Neredesin? Uçuyorum. Yüksekte. Çok yüksekte. Ve şimdi yavaşça alçalıp bitireceksin. Keşke bitmese. Keşke.
Elbise bu kız. O gece dans ettiğimizde üstümde bu vardı. Bizim sınıfta zaten 5 tane erkek vardı. Onlardan biri mi acaba? Vallahi seni bu kadar yakından tanıyan, onca yıl pembe panterini saklayan birisi ya mahalleden ya okuldan birisidir. Hmm. Bir tane isim söyle arayalım. Ahmet. Kavuk. Kavuk. İnşallah o değildir. Neden? Ay niye öyle? Nakiye kavuk. Nakiye tavuk der gibi. Ya düşündüğün şeye bak. Her şey tamam oldu. Tanıştınız, anlaştınız, evlendiniz, bir soyadın kaldı. Aa. Ne oldu? Fotoğrafını koymayı unuttuk. Var mı fotoğrafın? Ay var, benim çantamda vesikalığım var. Bir dakika. Ay öyle değil, Nakiye bilgisayarda olması lazım. Bilgisayarda mı? Hı hı. Nasıl olacak ki bilgisayarda? Hazır mısın? Hazırım. Bakayım. Dur dur. Dur bakayım. Ay bu olmamış. Ben çok somurtmuşum. Bir daha çek. Bir dakika. Bakayım. Ay bu da olmamış. Çok gülmüşüm bu sefer de. Nakiye istiyorsan ben çekeyim. Sonra sen hepsine toplu bak, olur mu? Ay öyle oluyor değil mi? Oluyor. O zaman şöyle yapalım. Sen 10-15 tane çek. Onların arasından seçelim. Güzel çek ama. Tamam. Sizden haber bekliyorum. En kısa sürede bir toplantı yapalım. Tamam. Ben sizi arayacağım. Bana bir açıklama borçlusun. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Benim sınıfımdan benim öğrencimi kolundan tutup çıkaramazsın. Anlaşıldı mı? Hasret senin öğrencin olabilir. Ama benim de nişanlım. Aynı zamanda da sanatçım. Anladın mı? Onun nereye gideceği ve ne yapacağı beni ilgilendirir. Nişanlısı olabilirsin. Ama Hasret'in kararlarına saygı duymak zorundasın. Hasret gitmek istediği yere gider. Yapmak istediği şeyi yapar. Ona böyle karışmaya hakkın yok. Senin de bizim hayatımıza karışmaya hakkın yok. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bildiğin tek şey Hasret'i üzmek. Sen mi söylüyorsun bunu? Kendine gel. Kendine gel! Şimdi beni iyi dinle. Hasret'i mutlu edecek tek kişi benim. Kimsenin de aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Eğer biri bunu denerse, yani aramıza girmeye kalkarsa sonuçlarına da katlanır. Hasret'i çok mu seviyorsun? Evet. Onu öyle delicesine seviyorum ki, inan bana her şeyi yaparım. Peki Hasret seni seviyor mu? Evet. Bunu zamanla anlayacaksın. Sorumun cevabı bu değil. Van Gogh'un hikayesini biliyor musun? Kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplarda bir kadına aşık olduğundan bahseder. Adı Ki. Ki Van Gogh'un aşkına karşılık vermez. Bir gün kadının evine gider onu görmek için. Ama Ki gelmez yanına. O da elini mumun üzerine koyar. Ve eli yanana kadar beklemeye başlar. Kadın yine de gelmez. Bu olayı kardeşi Theo'ya şöyle yazar. Onu o kadar uzun süre seveceğim ki, o da sonunda beni sevecek. Ama Van Gogh yanılmış. Ki hiçbir zaman onu sevmemiş ve onunla evlenmemiş. Thank you.
Ah be kızım, sen de biliyorsun bu adamın huyunu. Gitme diyorsa gitme. Haklı mı yani? Değil tabii. Hiç hoş olmamış yaptığı. Ama bilinmez ki. Belki başka bir şeye sinirlendi, geldi senden çıkardı hırsını. Benim tanıdığım Levent gibi değildi. Başka biri çıktı içinden. Tamam artık. Olan olmuş. Bir süre dokunmayın birbirinize. Biraz zaman geçsin. Bence Levent zamanla hatasını anlayacaktır. Sonra oturur sakin sakin konuşursunuz. O zaman söylersiniz ne söyleyecekseniz birbirinize. Haklısın. En iyisi sakin kafayla konuşmak. Belim çok ağrıyor be. Kızın ağır mı geldi kız? Götürüyor da doktora Kobra. Anlıyor kız. Patates satacak. Ay patatesler bir sürü çıkmış. Ay ne bileyim be baksana. Maymun. Sayın mahalle halkı, bir oy, iki oy, üç oy yetmez. Dört, beş, altı oy olsun. Kobra Ahmet muhtar olsun. Şu mahallenin yüzü bir hizmet görsün be. Ne oldu çiçeğim, patates mi alacaksın? Lan çık şuraya bakayım. Ne oluyor be? Nereye çıkıyorsunuz? Hadi artık bitti. Şiir bir şarkı türkü bitti. Hadi paydos. Bir dakika bir dakika. Bu ülkede benim demokratik haklarım var. Hak var, hukuk var. Mikrofonum alınabilir ama sesim asla okulamam. Asla sesini de kısar. Hadi herkes evine. Şapşal saatine bak. Seçim yasağı başladı. Hadi. Hadi. Hadi o zaman başlayalım. Hadi. Kız orada 3 kilo patates versene. Vereyim. Dur bana ben veririm ya ne olacak? Hakikat doğru. Küçük olmasın. Kocaman olsun. Ne yap bu kadar? Bu boy iyi mi bu? Olay küçük be. Kocaman olsun. Bana da ver kopra 3 kilo. Geldim. Bugün ne oldu biliyor musun? Bir tane paket geldi. Sonra konuşuruz Nakiye olur mu? Nesi var? Ay bilmiyorum. Ama çok sinirli. Ceren'le mi tartıştılar acaba? Ben bir gidip bakayım. Dur hayatım. Bırak yatışsın biraz. Sonra konuşuruz. Peki tamam. Ceren nerede? Yukarıda. Ha iyi. Konuşup hallederler herhalde. Ha sebaidü. Yani oyun sona erdi. Oyunu ben kazandığıma göre yarın oyunu bana atacaksın. Yarına çıkalım oyunu sana atacağım. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Şimdi hem yemeğinizi yiyin hem beni dinleyin. Benim muhtarlığım döneminde inşallah muhtar olursam bu lokantada her hafta bir kez bedava yemek yiyeceksiniz. Ha, afiyet olsun. Ay yaşa be Kobra. Kobra. Seçim yasakları başladı. Bu şekilde konuşamazsın. Ne yasağı lan? Ayrıca benim dönemimde yasaklar sona erecek. Beni yasaklarla yıldıramazsın. Helal Kobra. Helal olsun be Kobra. Bravo Kobra. Sağ olun, sağ olun. Hadi siz de Kobra abi. Kobra abi. Abi. Ha? Gel. Nerede kaldınız oğlum? Anca bitti abi. Söyle hadi söyle. Toplam sonuç. Ha. Kobra 103. Evet. Gülnaz 105. Evet. At başı gidiyoruz yani. Öyle vallahi abi. Bir kişinin bile değeri var bu seçimde. Haklısın genç. Güzel. Al. Eyvallah. Hadi görüşürüz bakalım. Abi. Görüşürüz. Kafayı biraz çalıştırmak lazım. Bu gece fark nasıl atarım? Bir inlik düşün bakalım Kobra. Bir inlik düşün bakalım. Ulan yine reklam mesajı. İşte bu. Ne yapıyorsun enişte? Benle gel Kadir. Nereye? Ne yapacağız? Gel. Peki. Hasret ne olacak şimdi? Ya Levent'in koyduğu kurallara göre yaşayacak. Ya da bir karar verecek. Ayrılacak mı yani Levent'ten? Bence bu hiç kolay bir karar değil. Neden? Hasret'in beni sevdiğini, aslında Levent'i sevmediğini sen söylemiyor muydun?
Evet ama belli ki sonuçta Levent'e hala değer veriyor. Levent'in kendisini sevdiğini de biliyor. Hasret ne kadar güçlü görünse de aslında çok duygusal biri. Levent'i incitmek istemez herhalde. Yani? Yani her şey Hasret'in kararına bağlı. Ben de bunu söylemiştim zaten. Tamam kızma. Ben sadece zor bir karar olacağını söylüyorum. Buraya senden özür dilemeye geldim. Bugün yaptığım hiç hoş değildi. Seni arkadaşlarının önünde küçük düşürmek. Bunun için senden hayatımın sonuna kadar her gün özür dileyebilirim. Yani beni biliyorsun. Ben öyle pek bağırıp çağıran bir adam değilim. Hele sana değil bağırmak, sesimi bile yükseltmek istemem. Sen benim sevdiğim kadınımsın. Hem de delicesine. Bazen öyle bir şey oluyor ki kendimi tutamıyorum. Ama sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Artık kavgadan uzak, sakin bir ilişki yaşamak istiyorum. Seninle baş başa güzel bir gelecek hayal ediyorum. Levent. Şşş. Daha bitmedi. Biliyor musun? Bugün bir yazlık baktım. Böyle güneylerde bir yerlerde. Sonra düşündüm. Belki belli bir zaman sonra tası tarağı toplayıp orada yaşarız. Çok güzel bir bahçesi var. Zeytin ağaçları, nar, portakal. Neden olmasın diye düşündüm. Neden olmasın? Ama merak etme, hep orada yaşayacak değiliz. Nereye istersen gideceğiz. Roma, Paris, Londra, neresi olursa. Şimdi bu devirde teknolojinin her türlüsünden faydalanacaksın arkadaş. Başlıyoruz. Tamam. 1, 2, 3, 10, 70, 4, 5, 600 olsun Kobra Ahmet, muhtar olsun mahallemiz, hizmete doysun. Yarın herkes sandık başına oylar Kobra'ya. Tamam. Tamam, getir bakayım. Heh, ver, kaydedilmiş, tamam. Bunu şimdi herkese yolluyoruz. Hemen mi? Hemen şimdi, evet. Hasret, o kadar güzel günler yaşayacağız ki, seni o kadar çok seveceğim ki. İnan bana, çok mutlu olacaksın. Ama birazcık sabır. Yani şu albüm işlerinden bir kurtulalım. O zaman dilediğin kursa gidebilirsin. Ne istersen. Ama senden rica ediyorum. Ne olur. Yalvarıyorum. Bu aralar sadece işine konsantre ol. Anlaştık mı? Tüm bu kara bulutlar dağılacak Hasret. İnan bana, her şey çok güzel olacak. Biraz zaman. O zamanı bize verecek misin? Hı? Ben bir su içeyim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.